Adak düşmanlığı. Sual. Diğer mezhepsizler gibi dinin emirlerini sorgulamayı adet haline getiren bir yazar, dünya menfaatine dayalı bir şey için, şu işim olursa, hastam iyileşirse, 3 gün oruç tutacağım diye adakta bulunmak makbul değildir. Böyle bir adak kaderi de değiştirmez diyor. Sanki kaderi değiştiren bir ibadet olduğu anlatılmak istenmiyor mu? Cevap. Böyle bir adak kaderi değiştirmez demek, başka türlü adağın veya başka işlerin kaderi değiştirdiğini söylemek olur ki çok yanlıştır. Kazayı muallak olanlar hariç kader değişmez, kimse de değiştiremez. 2 ayet-i kerime meali şöyledir. Benim sözümde değişiklik olmaz, kullara zulmedici değilim. Kaf suresi 29. ayeti. Her ümmetin bir eceli vardır. Gelince ne bir an geri kalır, ne de bir an ileri gider. Araf suresi 34. ayeti. Bu 2 ayette bildirilen hüküm kazayı mübremdir. Asla değişmez. Kazayı mübrem kesin olan, hiç değişmeyecek olan hükümdür. Eğer başımıza gelen iş kazayı muallaksa, kabul olan duayla önleme imkanı vardır. Bir işin kazayı muallak mı, kazayı mübrem mi olduğunu bilemediğimiz için tedbir almakta ihmal etmememiz gerekir. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, kaza, yani Allahü Teala'nın yaratacağı şeyler 2 kısımdır. Kazayı muallak, kazayı mübrem. Birincisi, şarta bağlı olarak yaratılacak şeyler demektir ki, bunların yaratılma şekli değişebilir veya hiç yaratılmaz. İkincisi, şartsız, muhakkak yaratılacak demek olup, hiçbir suretle değişmez, muhakkak yaratılır. Kaf suresinin sözümüz değiştirilmez mealindeki 29. ayeti kerimesi, kazayı mübremi bildirmektedir. Adak, kazayı mübremi yani kaderi değiştirmek için değildir. Namaz kılmak, oruç tutmak ve zekat vermek gibi bütün ibadetlerde böyledir. Hiçbiri kaderi değiştirmek için yapılmaz. Dinin emrine uyularak yapılır. Alınan tedbirler takdiri değiştirmez. Fakat biz kaza kaderimizi, başımıza gelecekleri bilmediğimiz için, bizimki sadece tedbir almaktır. Tedbir almak, sebeplere yapışmaksa dinimizin emridir. Reddül Muhtar, Dürer, Kuduri, Mebsut. Şu işim olursa, hastam iyileşirse diye adakta bulunmanın hiçbir mahsuru yoktur. Şarta bağlı olarak evliya zatlara adak yapmakta, kendini günahı çok, dua etmeye yüzü yok bilerek mübarek birini vesile edip Allahü Teala'ya yalvarmak demektir. Mesela hastam iyi olursa veya şu işim hasıl olursa, sevabı Seyyidet Nefise Hazretlerine olmak üzere Allah için 3 Yasin okumak veya 1 koyun kesmek nezrim olsun deyince bu dileğin kabul olduğu çok tecrübe edilmiştir. Burada Allahü Teala için Kur'an-ı Kerim okunup veya koyun kesip sevabı Seyyidet Nefise Hazretlerine bağışlanmakta, onun şefaatiyle Allahü Teala hastaya şifa vermekte, kazayı belayı gidermektedir. Seyyid Ahmet Tahtavi Hazretleri buyuruyor ki, adak yapmanın caiz olduğu ayet ve hadislerle sabittir. Şarta bağlı olan nezir, şart hasıl olmadan önce yapılmaz. Mesela hastam iyi olursa, Allah için şu kadar sadaka vermek ve sevabını Seyyid Ahmet Bedevi Hazretlerine bağışlamak nezrim olsun deyip, hasta iyi olmadan önce nezrini yapması caiz olmaz. Hasta iyi olduktan sonra yapması lazım olur. Şarta muallak olan nezir, şart edilen şeye karşılık olarak yapılmamalı, şükür secdesi gibi Allahü Teala'ya şükür olarak yapılmalıdır. İmdat haşiyesi. Ya Rabbi, eğer hastama şifa verirsen, Seyyidet Nefise Hazretlerinin veya İmam-ı Şafii Hazretlerinin türbeleri kapısında bulunan fakirleri doyurmak nezrim olsun denirse sahih olur. Nimet-i İslam. Ey Allah'ım, hastama şifa verirsen, falanca yerdeki fakirlere ikramda bulunacağım derse, yani nezir Allah için, nezredilen şeyin faydası da fakirler için olursa ve nezredilen şey
hak sahibi olan fakirlere verilirse, bu şekilde yapılan adak caiz olur. Hindiye. Hastalıktan kurtulursam Allahü Teala'nın rızası için bir koyun kesmek nezrim olsun denince, nezir sahih olup kesmesi lazım olur. Dürer ve gurer. Görüldüğü gibi dünya menfaati için yapılan adakların sahih olduğu bütün kitaplarda yazılıdır. Aksini bildiren muteber hiçbir kitap yoktur.